Akif Beki, Karar Gazetesi. Sümükü Şerif ve Canlanan Tavuk Davası. Peşinen haşayla ve sidik gibi ilmi terimleri inceleterek kullandığımız rahatsız edici tüm ifadeler ödünçtür. Başkalarına aittir, bana değil. Onlar kendilerini bilir. Size de tanıdıklar aslında. Yabancı gelmeyecektir. Sümük-i şerifi bereket için üste sürülen, ahirette cehennem ateşinin yakmaması ve dünyada şifa için idrarı içilen bir Hz. Peygamber ve şeyhte ete kemiğe bürünen bir Allah'la yenmiş tavuğu canlandırabilme kerametine sahip bir şeyhe inanmaya başlarsanız, sizi bunlara inandıran mübarekte de aynı özelliklerin bulunduğuna, onun elini tutarsanız Allah'ın elini tutmuş olacağına bir gün niye inanmayasınız? Onun için kendilerine mal etmenizi istedikleri şeyleri başkaları üstünden anlatırlar. Lafın tamamı çocuğa söylenir, gerisini anlamayacak değilsiniz ya. Ucuz polemiklerle, popülist şovlarla, güya dini kendisi savunmazsa din elden gidecek, ülke batacaktır. Allah toptan azap mı göndersin? 5 yaşındaki kız çocuğunun uzattığı eli tutmanın, yetişkin erkeklerle 2 saniyeden uzun tokalaşmanın dinen sakıncalar üzerine vaazlar gelir arkadan. Aralarında şehvet mi uyansın, canları birbirlerini mi çeksin, belanızı mı istiyorsunuz ey yadırgayıp eleştirenler. Olmuştur artık, inandırdığı cemaati sağlamdır arkasında. Bu safadan sonra onun gibi bir allamenin derin ilmine karşı gelen Allah'a karşı gelmiş gibidir atıştığı siyasetçiyi bile Allah'la muhatap etmeye kalkar ve Allah mutlak galiptir. Dolayısıyla ağız alışında her daim kendisinin galip geleceğine inanmayan da kafirdir. Zında zındık denmesin mi şimdi? Atıp tutmanın iyice serbest olduğu, önünün öbür dünyaya kadar açıldığı bu evrede doğru bilgiyi, hakikati tekeline alır. Söylerse o söyler, başkası doğruyu söylemiyordur. Özgüveni patlar, kanatlanıp coşma vaktidir. İlahiyatlarla imam hatipleri kapattırıp ekonomiyi kurtarmaya bile soyunur. Reçete bellidir. Çok bilmiş, din cahili o mektepli ekonomistler daha mı iyi bilecek? Ancak kadınlar ebediyen evde oturursa düşecektir enflasyon. Erkeklerle aynı ortamda çalıştıkları için artıyor. İşsizlik, fakirlik de öyle. Namazını aksatan, hiç kılmayanlar yüzünden çok yoksullaşırız daha çok. Yine de fakirler zenginlerden önce cennete gidecektir. Onları bekleyen ödül büyük. Sabrın sonu hurilerle sonsuz zevklerdir. Vah zavallı zenginlere! Yalnız aklınızda dursun. Bu anlatılara hurafe, anlatanlara da hurafeci derseniz acayip alınırlar. Kendinizi mahkemede bulursunuz. Dava da onlara değil size açılır. Diyanet din tacirlerinin eşkalini verip yöntemlerini tarif ederek halkı uyarıyordu. Buna da uyuyor diye. Cumhurbaşkanı Erdoğan hurafeler ve hurafeci şarlatanlarla mücadeleye çağırıyordu bunun üstüne de oturuyor diye. Sakın boş bulunup aynı kavramlara başvurmayın. Mücadelenin yönü bir anda değişir. Hurafecilerden hurafe karşıtlarına döner. Kabak da sizin başınıza patlar. Hurafeciler yerine hurafe karşıtlarıyla mücadele edildiğinin belgesi. Siz siz olun halkı din bezirganı istismarcılara karşı bilinçlendirme, aydınlatma, uyandırma seferberliğine katılmayın. Caydırılan, süründürülen, gözdağı verilen siz olursunuz. Neme lazım? Çünkü şunlar ya unutulmuş ya da hiç duyulmamış. Savcıların kulağına dahi gitmemiştir. Diyanetin FETÖ raporu sunumundan 2017 Gayb aleminin bilinebilir, Allah'ın ulaşılabilir, peygamberlerin dokunulabilir, ölmüş zevatın görüşülebilir olduğu bir dünya kuruyor. Bunlara kendisinin masar olduğunu ifade etmek için. Bir gün hala TV'lerden benzer sapkın söylemler duyabiliyorsak ve tepki göstermiyorsak. Hurafe ve batıl inançlar konulu Cuma hutbesinden. Aralık 2019. Fıtratımızı batıl inanç ve hurafelerle bozmayalım. İmanımızı doğru dini bilgilerle güçlendirelim. Hastalanınca tedavi olmayı, sebeplere sarılmayı düstur edinelim. Umut tacirlerine kanmayalım. Dünya ve ahirette başarıyı ve şifayı Rabbimizden isteyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Ekim 2016 Siz olmayınca sahneyi bezirganlar, tekke ve cübbeyle göz boyayan şarlatanlar alıyor. 15 Temmuz gecesi yaşadığımız hadise, bu sapıklıkların yol açabileceği felaketleri göstermiştir. Hoca kıyafeti giymiş bir şarlatan, yıllarca hurafelerle insanlarımızı kandırmayı başarabiliyor. Diyanetin İslam Antiklopedisinden Hurafe kelimesi, akla ve gerçeğe aykırı düşen aldatıcı söz demektir. Masal, efsane ve genel olarak gerçek dışı olduğu kabul edildiği halde, hoşa giden nakil ve rivayetlere de hurafe denilmiştir. Din adına ileri sürülüp benimsenen batıl inançları ifade eder. Diyanet reisi Erbaş'tan canlanan tavuk hikayesi tartışılırken, Kasım 2022 Dinin temel kaynaklarına ve akla aykırı, gerçeklere dayanmayan söylemler, hikayeler, rüyalar üzerinden din anlatılarak vatandaşlarımızın samimi duyguları istismar edilmekte ve sömürülmektedir. Yine Erbaş Hoca'dan Ayasofya Ekim 2020 eğer bir yerde masum ve hatasız kabul edilen kişiler varsa, doğru bilginin kaynağı şahıslar, rüyalar gibi subjektif şeylerse, bir takım kitaplar İslam'ın temel kaynaklarından daha çok itibar görüyorsa, hakikat tekelciliği yapılıyorsa, akıl, mantık ilkelerine ve ahlak değerlerine aykırı söylem ve davranışlar varsa, eleştirel düşünce kötüleniyor, sorgusuz teslimiyet isteniyorsa Biliniz ki orada İslam'dan başka bir inanç, başka bir anlayış egemendir. Vesselam. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.